Basına ve kamuoyuna. Iğdır Barosu İnsan Hakları Komisyonu olarak Haziran ayı içerisinde Iğdır Seyit ve cezaevinde tutuklu ve hükümlülerle görüşmeler yaptık. Siyasi ve adli birçok kişiyle yapmış olduğumuz görüşmelerde cezaevinde yaşanan sorunlara ilişkin tespitlerde bulunduk. Iğdır Seyit ve açıldığı günden itibaren ölümler, kötü muamele ve gayri insani sorunlarla gündeme gelmiş ve gelmektedir. Komisyon olarak aldığımız kararlar doğrultusunda belli bir plan dahilinde cezaevi ziyaretleri yapılacak ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü tarafından 9-11-2017 tarihinde Iğdır ili Külük Köyü mevkiinde inşasına başlanan Iğdır, Seyit ve Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun inşası tamamlanarak 480 kişi kapasiteli Açık İnfaz Kurumu ve 552 kişilik kapasiteli Seyit ve Kapalı İnfaz Kurumu'na 17-7-2020 tarihinde mahkum kabul işlemlerine başlanmıştır. Mahkum kabulü başladığı tarihten bugüne kadar çeşitli sorunlarla sürekli gündemde olan cezaevine ilişkin yaptığımız tespitleri sizlerle paylaşıyoruz. Cezaevine kabullerde çıplak arama yapılmaktadır. Mahkum iç çamaşırları kalacak şekilde soyulmaktadır. Çıplak aramayı kabul etmeyen tutuklu ve hükümlüler gardiyanlar tarafından zorla ve kötü muamele yapılarak üstü çıkarılmaktadır. Ayrıca süngerli odaya atılmakta ve kameraların olmadığı yerlerde darp edilmektedir. Örneğin mahkumlardan Hungur Batu çıplak aramayı kabul etmediği için elleri ve ayakları ters kelepçeyle birbirine bağlanarak saatlerce süngerli odada tutulmuştur. Bu olaya ilişkin kendisi ve avukatı tarafından suç duyurusunda bulunulmuştur. Anayasanın kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı başlıklı 17. maddesinin 3. fıkrasına göre kimseye işkence ve eziyet yapılamaz, kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz. Iğdır Seyit tipinde gerek mahkum kabullerde, gerek koğuşlarda ve gerek ihtiyaç dahilinde koğuştan çıkarıldığı durumlarda mahpuslar işkenceye varacak derece kötü muameleye maruz kalmaktadırlar. Mahpuslar özellikle geceleri sürekli ağlama, bağırma, yalvarma ve inleme sesleri duyduklarını söylemektedirler. Gardiyanların mahpusları eğer rahat durmazsanız sizi psikolojisi bozuk olanların koğuşuna atarız diye tehdit ettiğini ve ağza alınmayacak küfürler ettiğini belirtmektedirler. Bir mahpusun gününü tam hatırlamamakla birlikte gece saat 23.40 sıralarında C blok koridorunda bir kişinin "Bok yedim, yeter vurma, bir daha yapmam, zile basmam" diyerek feryat ettiğini belirtmiştir. Mahpuslar koridorlarda sürekli kan lekeleri gördüklerini söylemişlerdir. Özellikle Iğdır dışından gelen mahpuslara daha çok kötü davranıldığını ve kolu kırılmış mahpuslar olduğu belirtilmiştir. Anayasanın 56'ya 1 fıkrası maddesinde "Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir" denilerek sağlık hakkı güvence altına alınmıştır. Ancak bu hak mahpuslara gerektiği gibi kullandırılmamaktadır. Görüşme yaptığımız mahpuslar hastane, revir ve doktora erişmelerinin çok zor olduğunu belirtmişlerdir. Örneğin gözleri çok kötü durumda olan bir kişi aylardır doktora götürülmediğini, yine aylarca diş ağrısı çeken bir kişi doktora götürülmediğini ve bir kadın mahpusun diş sorunundan kaynaklı implant yapmak istediğini, ancak devlet hastanesinde bu işlem yapılmadığından ve özel kliniklerde de tedavi yapılmasına idare tarafından izin verilmediğinden ciddi sağlık sorunları yaşadıklarını dile getirmişlerdir. Koğuşlar ya tek kişilik ya üç kişilik olduğundan havalandırma bölümlerinin yetersiz olduğu belirtilmiştir. Özellikle adli mahkumların 3 kişilik yerde 6 kişilik olarak kalmalarından dolayı havalandırmaların çok yetersiz olduğu ve sağlık sorunlarına neden olduğu söylenmiştir. Anayasanın 62. maddesi vatandaşlar kendileriyle ve kamuoyuyla ilgili dilek ve şikayetleri hakkında tek başlarına veya topluca yetkili makamlara veya Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yazı ile başvurma hakkına sahiptir demektedir. Bu anayasal hak cezaevinde kısıtlanmıştır. Görüşme yaptığımız birçok kişi dilekçelerinin ya da hiç alınmadığını veya alınsa bile genellikle cevap verilmediğini belirtmiştir. Örneğin bir mahpus 2 yıl içerisinde yaklaşık 20 dilekçe verdiğini ancak olumlu veya olumsuz hiçbir cevap alamadığını belirtmiştir. Aynı şekilde bu durumu birçok mahpus dile getirmiş, Cezaevi İdaresi ve İnfaz Hakimliği'ne dair yazdıkları dilekçelerin ilgili yerlere verilmediğini ifade etmişlerdir. Dışarı ile tek bağları olan iletişim aracı mektupların dahi yerlerine ulaşmadığını da belirtmişlerdir. Sohbet ve spor hakkı yeterince kullanılmamaktadır. Spora sadece 3 kişi birlikte çıkarılmaktadır.
futbol maçı, voleybol ve benzeri sportif faaliyetler sayı yetersiz olduğundan maç yapamadıklarını, bu nedenle genellikle spor salonunda sohbet ettiklerini söylemişlerdir. Aynı şekilde sayıları birden fazla olan koğuşlara sohbet hakkı verilmemekte ve kanunla verilen bir hak keyfi olarak kullandırılmamaktadır. Mahpuslara istedikleri gazete ve dergiler verilmemektedir. Mahpusların istediği Artı TV, Sözcü TV ve Halk TV gibi kanallar muhalif oldukları gerekçesiyle koğuşlarda açılmamaktadır. Ve mahpusları defalarca talep etmesine rağmen reddedilmektedir. Özellikle siyasi suçlardan cezaevinde olan mahpusların istedikleri kitaplar yasak olduğu gerekçesiyle verilmemektedir. Cezaevinin dağıtmış olduğu listelerde yer alan kitapların genellikle dini içerikli kitaplar olduğu belirtilmiştir. Kantindeki malzemelerin çoğu pahalı olduğundan şikayet edilmiş ve örneğin küçük ekran bir televizyonun 4500 TL'den satıldığı belirtilmiştir. Koğuşlara dağıtılan kantindeki malzemelerin yer aldığı kantin listelerinde fiyatlar yazılmamaktadır. Kantinde genellikle kırtasiye ve kahvaltılık malzemelerin olmadığı belirtilmiştir. Zamların geleceği duyumu alındığında kantindeki malzemeler kaldırılıp ve malzeme yok denilmiştir. Zamlar geldikten sonra zamlı bir şekilde ihtiyaçlar verilmektedir. Yemekler genellikle kötü olduğundan daha çok kantinde yiyecek malzemeleri alınmaktadır. Ancak kantin fiyatları çok yüksek olduğundan birçok mahpus maddi durumları kötü olduğundan gıdaya erişim hakkından mahrum bırakılmakta ve yemekler mahpusların hastalıklarına göre değil tek çeşit olarak verilmektedir. Bu durum şeker, tansiyon, kalp ve benzeri kronik rahatsızlığı olan mahpusların sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Hasta, vejetaryen veya vegan mahpusların özel durumları dikkate alınmamaktadır. Iğdır Setvi kapalı cezaevinde tutulan Sezer Alan 20 Şubat 2022 tarihinde, Sinan Kaya 20 Mart 2022 tarihinde şüpheli şekilde yaşamını yitirdi. 14 Nisan 2023 tarihinde müvekkillerini ziyarete giden meslektaşlarımız gardiyanların saldırısına uğradı. Bu ve buna benzer olayların sürekli yaşandığı Iğdır Setvi cezaevinde yetkililerin araştırma yapmak üzere heyet göndermesini talep ederiz. Son olarak hukukçular olarak hukuk dilinde şunu belirtmek isteriz. Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunun infazda temel ilke başlıklı ikinci maddesi aynen şöyle der. Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin kurallar hükümlerin ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, doğum, felsefi inanç, milli ve sosyal köken ve siyasi veya diğer fikir veya düşünceler ile ekonomik güçleri ve diğer toplumsal konuları yönünden ayrım yapılmaksızın ve hiçbir kimseye ayrıcalık tanınmaksızın uygulanır. Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazında zalimane, insanlık dışı, aşağılayıcı ve onur kırıcı davranışlarda bulunamaz.